Teknolojinin yaydığı radyoaktivitenin negatif enerjisini size hiçbir şekilde anlatamam. Şeytani enerji yayıyorlar. Yani insanı Rahman'dan uzaklaştıran enerji yayıyorlar. Ve mümkün olduğu kadar o enerjilerden uzak durmak lazım. Televizyon, telefonları odanızdan uzak tutun, yatak odalarınızdan. Yani maddi sıkıntısının yanı sıra manevi verdiği zararları ancak... Bak Allah'ın büyüklüğüne bak ki bunlardan korunmamız için bize namazı lütfetmiş. Namaz insanın topraklanarak, toprak vasıtasıyla aldığı negatif enerjilerden kurtulmasını sağlar. İnanın namaz insanın felç olmasını engeller. Çünkü felç olmakta kazandığımız o negatif enerjilerin çok büyük rolü var. Onları topraklamazsak, İşte o enerjiler bizim vücudumuz üzerine çok negatif etkiler yaratıyorlar. Bu bakımdan hatta manevi enerjinin aşırısı bile topraklanmazsa insanı mahveder. Hiç unutmuyorum, bir festival diye bir yerde konuşmuştum ben. Karşımda sırf Hint tasavvufu ile ilgili insanlar var. Bir tanesi de bu Reiki yapanlardan bir tanesi. Hiç dinle imanla alakası yok kızın. Bana haber yollamış. Hoca konuşurken üzerindeki enerji çok yüksek, namazını vaktinde kılmazsa yakında hasta olur diye. Demek ki maddi manevi enerjinin yüksekliği ve aşırılığı da namazla topraklandığı için ve vaktinde kılınan namazla topraklandığı için. Üzerimizden Allah o sıkıntıyı atmamız için bize lütfetmiş namaz. Hani namazı şimdi kıldığı zaman neredeyse bizi öldürecek insanlar var namaz kılıyoruz diye. Allah razı olsun hepsinden. Onlar da mühürlü herhalde, kalpleri idrak etmiyorlar. Ama ne kadar kendi vücutları için faydalı olduğunu da bilemiyorlar. Böylesine bir faydası var. Öyleyse teknolojiyi doğru kullanmamız gerektiğini güzel bir laf söyledi. Ayşe zaten ben çok seviyorum. Allah zar atmaz sözünü çok seviyorum. Yani benim bilemediğim şeylerin içerisinde bile Allah'ın mutlaka muazzam bir organizasyonu vardır. Çünkü Allah her şeyi matematiksel bir düzene bağlamış gibi. İnanılmaz bir düzen. Akıl almaz bir düzen. İşte o hakiki gören insan için son derece ortada.